Ayetler inkar ediyor. İlâ kelimetullah cihat mehat yok. Kanuni boşuna iş yaptı. Fatih boşuna iş yaptı. Bu ayetleri kendi nefislerine yordular. Bütün ecdadımıza, bütün ayetlerimize, hadislerim. Televizyona konuşuyorlar. Dergilere yazıyorlar. Kur'an'da lahim var, Kur'an'da galat var, yanlış var. Adem Hasan babası var. Yok sünnet yok, yok hadis yok, yok şu. Hepsi de diplomalı. Hepsi de diplomalı. E cahil. Ortaokul diploması ya var ya yok. Onu ben de unuttum neyim var da. Yani sen şimdi adam profesöre mi inanacağım? Cübbeli. Ya Rabbine inan kardeşim. Ne bu cübbeliye ne takkeliye ya. Ne profesöre ne docan. Ben sana ayet okuyorum. Sizin bu itikatlarınız düzgün bir şey olsaydı memleket bu hale gelir miydi? E gelmez. Demek ki kötüye gidiyor. Demek ki itikatınız bozuk. Yapmayın ya. Biz Kur'an'a sünneti, ehli sünneti. Osmanlı ecdadımızın maturidi akidesi, Hanefi mezhebinin fıkı. Ha Şafii ise Şafii ayrı dava. Biz buna döneceğiz. Ne bu ya? Fetva attı Kur'an Kur'an'a. Önüne gelen taviz ya şerattan. Yapmayın. Bak gidiyor elimizden. Vatanımız memleketimiz zarara girdi. Bu neyle dönüş olur buna? Bir alime danışan yok, bir evliyaya danışan yok, bir istihare yapan yok, bir istişare yapan yok. Ne olacak? Bu diplomalılarla bir yere varamazsınız. Adam kendi amel etmiyor ki. Bak namaz kılmıyor. Kılsa cemaatle kılmıyor. Helal haram diyor. Harama helal diyor. E bunlar durumları bu. Hepsini inceleyebiliriz. İncelemeye alalım. Bunlardan alınan fetvalarla istişarelerle bir yere varamazsınız. Bütün mübarek geceleri inkar ettiler. Bütün günleri inkar ettiler. Bütün faziletli amelleri inkar ettiler. Milleti böyle cız çıplak Müslümanım kup kuruya Müslümanım diye. Tamam Müslümansın bitti ya. Daha bir şey bırak hocaları dinleme. Dinleme hocaları. Evliyaya bağlanmayın. Mürşit lazım değil. Kendi kafanıza takılın. Aklınızı kiraya vermeyin. Her şeyi araştırın. Her şeyi soruşturun. İmam-ı Azam dediyse bile inanmayın. İmam-ı kimmiş falan falan. Ya bunları konuşuyorlar sabah akşam ya bunlar. Sabah akşam. Ondan sonra bereket. Ne bereket ya? Alimlere, velilere bağlanacağım. Kime bağlanacağım? Dangalaklara mı bağlanacağım? Nedir adamın hüneri nedir? Namaz, bir kişiyi namaza mı başlatmış? Kendi namaz kılmıyor. Adıyaman şeyhine konuşuyorlar. Allah muhafaza buyursun mübarek adamı. Ya bu adamlar yüz binlerce, milyonlarca insan namaza başladı. İşçi kumarı bıraktı. Bizim gözümüzün önünde ben Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nden beri, ta Rize'den beri ben biliyorum. Ne şarapçılar ne içkiciler. O Rize'den 79 senesinde. 79 senesinde. Akın, 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 akın ya. Ne kadar içkici varsa bırakan geliyor. E niye sen de hocasın, profesörsün? Bir kişi içkiyi bıraktıramıyorsun da o adam bıraktırıyor. Var onda bir maneviyat işte kardeşim. Ne konuşuyorsun ya? Yok Mercedes'e binmiş, oradan binmiş, oraya binmiş. Beş tane resim koymuş. Şerefsizler. Adam nereye bindiği indi sana ne zaten nereye hoca efendiler şuraya biniyor misafir. Oraya biniyor, oradan biniyor. Arabası varmış. Varsa var. Senden para mı aldı? Devleti vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir. iyi bir arabaya binebilir bu. İyi bir ata binmiyor muydu sahabe-i En iyi deveyi almıyor muydu sahabe-i Yola gidiyordu ha kardeşim. Tenekele mi gidecek? Yani şimdi evliyalara karşı büyük bir hücum. Yok müceddit olamazmış Mahmud Efendi. Yok o kavs olamaz. Ya kardeşim. Adam ben müceddidim demiyor ki haşa. Ben kavsım demez ki bunlar. Alimler, veliler kendini böyle ortaya atmaz. Ama sevenleri, onlar da fazilet görüldü. Ha Mehdi. Cık, Mehdi yok. Mehdi'lik alametleri hadiste belli Mehdi. Mehdi'yim diye zaten Ya tımarhaneye ya hapishaneye gidiyor sonunda. Mehdi. Mehdi'lik olur mu? Kim Mehdi'yim dedi. Kim Mesih'im dedi. Mesih İsa Aleyhisselam dedi. Mesih'im diyen kafir olur. Mesih'im diyen ya kafir olur. Çünkü bir de Deccal'ın da adı Mesih. Şimdi Mesih Deccal diyor hadiste. Mesih iki tane de. Bir İsa Aleyhisselam Mesih'tir. Çok seyahat ettiği için dağlarda ibadetten geliyor. Bir de Deccal Mesih'tir. O da Memsuhul Ayn gözü düm düzlenmiş, gözünün yarığı bile yok. Dümdüz olduğu için ona da Mesih deniyor. Şimdi Mesih'im diyen hakikaten Mesih'tir, deccaldır yani. Sen peygamber misin? Onu konuşmuyoruz şu an. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fî küllü ümmet, karnim ümmeti Ümmetimin her asrında hayırda öne geçen sabikler var. E, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Elâ Allahi lâ havfun âlim ve lâ Allah'ın evliyasına korku, üzüntü yok diyor. E şimdi her Müslüman evliyadır, tamam her Müslüman evliyadır ama kardeşim her Müslüman haramdan sakınıyor mu? Her Müslüman teheccüd kılıyor mu? Her Müslüman zikir yapıyor mu ya gece gündüz? O zaman nasıl oluyor? Her Müslüman velidir, Allah'ın dostuyuz, düşmanı değiliz. Ama biz şimdi bir Muhammed Efendi gibi, bir efendim, e, Raşit Efendi gibi, bir Abdülbâkır Efendi gibi bir makamımız yok yani. Şimdi doğruyu boşalmıyor. O zaman velilerin mertebeleri var. E şimdi burada hadis-i şerif diyor mu ki vemul budela eptel erbaun aracılan 40 kişi diyor mu? Yine hadis-i şerif diyor mu ki eee fi ümmeti seb'atu rical ala kalbi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzere bu her ümmetimde devamlı 7 kişi bulunur diyor. O 7 hürmetine dünya korunur diyor 7. Mesela bir var. 3 var. 7 var. 40 var. Bunlar hepsi hakkında hadis var. Hepsi hakkında hadis var. Ve İmam Suyuti bu hususta bir risale telif etmiştir. El-Khabarud-Dal yani ala vücud ebdal gibi birkaç risale var bu hususta. Ee, İmam Suyuti bütün delilleri toplamış. Diyor ki kırklar, yediler, üçler özel velilerin olduğuna dair hadis-i şerifler manen mütevatir derecesindedir yani. Hemen hemen inkar eden gümbürtüye gider. Çünkü manen mütevatir. O kadar çok. Hususi risale yazmıştır yani. Şimdi Ruhul Furkan'ı bitirdik. 19. çıkacak inşallah. 19'da Allah'ın dostlarının ayeti var. Yunus suresinde. Rakamını hoca efendi söylerse bilmiyorum. Ruhul Furkan çıkınca bakarsınız 19'da. Orada çok uzun izah yapıldı. Çünkü onların sıfatları var, huyları var, şekilleri var. E, o velilerin tarifleri var. Çünkü onları sahabe sormuşlar. Tabi'in sormuşlar. Bütün ulema, evliya beyanlar da bulunmuşlar. Herkes de ben kırklardanım diyemez ki. Alametleri var hadis-i şeriflerde. Beyan edilmiş. Kaç? Ee, Yunus, sure, Yunus Suresi 62. ayet-i Kerime. Tabi şimdi tefsir daha basılmadı hangi sayfası ben bilmiyorum. Yani ben hazırladık biz verdik yani ruh 19'u ben bitirdim. Biz verdik arkadaşlara. Basacaklar inşallah. Yani ben o işe karışmıyorum. Benim oradan maddi bir menfaatim da yok. Ee, yazdığımdan da bir şey almıyorum. Basılandan da bir şey almıyorum. Efendimiz hizmetidir. Bize emretmiş. Biz emir kuluyuz yani. Orada ben Allah için bir hizmet yapmaya çalışıyorum. O basım işi bize ait değil. Ama Çıkınca bak 62. ayetin tefsirine bakarsınız. Çok izah yazıldı çok çok. Çok hadis var. Kaynaklar ile hepsi. Allah'ın velileri var kardeşim. Kırklar var, yediler var, üçler var, birler var. O bir dediği gavstır, tektir. Ama şimdi o bir mürit, bir Müslüman, bir zatı istifade etmiştir, ilim almıştır, zikir öğrenmiştir, feyiz almıştır. Ona o gavst dese, onun hüsnü zanlıdır. Öbürü de yok o gaz değil dese o da dinden çıkmaz. Ben bizim Efendi Hazretleri'nin müceddit olduğunu, çünkü çok hizmetleri yeniledi, sünnetleri ihya etti, bitatları öldürdü falan, müceddit olduğuna inan, inanıyorum. Ben inanıyorum. 15 Ha tamam. Bu Mehdi demek değil, Mesih demek Haşa. Kendi de ben müceddidim demez. Haşa. Ben böyle inanabilirim. Ama bir Müslüman da çıkar der ki ya ben onu müceddit olduğuna ama Bana göre de müceddit. zaman Hazretleri. Mesela. Öbürü der ki Süleyman Efendi Hazretleri. Misal. E tabi burada sıfatlar var, alametler var, hadis-i şerifin beyanları var, yüzyılın başı var falan. Ayrı konular, teferruata girmiyorum. Ama o da kendi alimini, mürşidini müceddit kabul edebilir, gavs kabul edebilir. Sorun var mı? Sorun yok. Çünkü ondan istifade ettiğine göre o da ona böyle bir itikat besleyebilir. E çünkü bunlar hadis-i şeriflere de zıt değil. Niye? Ben alametleri uzatta görüyorum der. Bağlanabilir ona. Bağlansın. Ama zaten o ona bir şerahsızlık emrederse itaat var mı? Yok. Derse ki namazı bırak. E şimdi Adnan'a bağlanmışlardı zamanında. E dedi ki karınızın kafasını açın. E şimdi hala o zaman bir kısım ayrıldılar. Gençler bana geldiler. Ne yapıyor sizin hocanız dedim ya. Bu 35 sene evvel. Üçbaş Mescidinde sohbet yapıyordum o zaman. Karagümrük'te Said abi rahmetli zaman. Onun tertibiyle. Üçbaş'ta. Ta o zaman geldiler bana yani. 35 seneyi konuşuyorum. E geldiler. E ne yapıyor sizin bu hoca dediğiniz adam ya? Dedi ki biz onu bıraktık. Helal olsun. Nereden ağladınız? Bizi evlendirdi bir kızlarla. Sonra açın karnınızın başını dedi. Adam 35 sene evvel karnınızın başını açın dedi zaten. Ve o zaman adamlar ayrıldı. Ama şimdi sen benim hocam, benim şeyhim, benim bilmem. Ya kardeşim senin hocan dediğin adam karının başını aç diyemez. Evliya olsa diyemez. Zaten onu dedisi eşkıyadır. Dedisi eşkıyadır. Biz Kur'an'a sünnete bakarız. Bizim mürşidimiz, hocamız, alimimiz, şeyhimiz, gavsımız, kutbumuz var. Ama şeriattan ayrılırsa Zaten o kendi diyor, beni terk edin demiş yani. Ben yine onun lafını dinlemiş oluyorum terk ederken. Ayrılın diyor. Ne konuşuyorsun? Ta o zaman söyledik bunları. Ondan sonra efendim, yanlış işler ama maalesef Müslümanlar bırakmadılar. Milli gazete, Akit gazetesi, Harun Yahya, Harun Yahya, ya bu adam. Sivrisinek mucizesine takıldılar. Ya sivrisinek vızıltısı bu ya. Ne sivrisinek mucizesi? Bu adam Vatikan'dan alıyor paraları. Vatikan'dan alıyor. sonra da Yahudi'ye geçti de. O zaman Vatikan'dan alıyor. Evrim teorisine karşı falan. Gavurların belgesellerini Türkçe'ye çeviriyor. Başka bir şey yok. Hoca diye bir şey değil. Fatiha yüzünden okuyamaz. 40 tane hatas çıkar talim tecvid eder. An diyordum. Dedim. 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 Hep 10 sene evvel söyledim. 2009'da kitap yazmışım ya. Ama anlatamıyoruz. Çünkü bizim Müslümanlar körü körüne bağlanıyor. Kimisine menfaat Tıp peşinde reklam parası geliri var. Yapmayın dedim. Etmeyin dedim. Ha şimdi bugüne getirildi iş. Bak bu kadar ocaklar battı. Bu kadar kadın kıza ihval edildi. Bu kadar insanlara hapis odalarda, hücrelerde. Bak şimdi ne ifadeler çıkıyor. Onun için sen şimdi bunu gelip de diğer alimlere, velilere nasıl kıyas edersin ya? Allah belanı verir ya. Allah gazabını gönderir. Memleketi batırır Allah ya. Sen nasıl gastur müceddüttür beni? Sen kime konuşuyorsun? Mahmud Efendi kim? Abdülbaki Efendi kim? Süleyman Efendi kim? E bunlar büyük zatlar ya. Sami Efendi, Mehmet Zahit Efendi. Bunlar, bunlar nasıl konuşuyorsun sen? Bunların cemaatleri bunlara bağlı. Bunlara nasıl bir şey dersin? Bunlar tam ehl-i sünnet evliya Allah hepsi ya. Ali Adar Efendi. Hoca Ali Efendi'ye konuşan var ya. Konuşan var ya. Hiç korkmuyor ya. Gök yere inecek. Korkmuyor adam. Mevla Ben adali fakat bil harbi. İşte hadisi kutsi ve Bukhari. Ve Bukhari. Kimse inkar edemez yani. İnkar eden gitsin dinden çıksın. Benim bir dostuma düşmanlık edene ben harbi ilan etmişim Allah buyuruyor. Şey Allah Allah harbi kazanabilir misin sen? Tarikatlar, cemaatları kontrol edin. Edilsin. Kontrolsüzlüğe ne lüzum var? Önüne gelen her mahallede bir şey çıkmış yani. İlmi var mı? Efendim fıkıh biliyor mu? İlmihal biliyor mu? Helal harama riayet ediyor mu? Takva sahibi mi? Bunlar ayrı bir şeyler. Bunlar ayrı bir şey. Ama Evliyaullah hakkında genel toptancılık yaparak efendim bunlara bağlanmayın. E kime bağlanacağım? Kime bağlanacağım? Bana bağlan. E sen kimsin? Profesörü. Ya profesörsün de kaç kişi namaza başlattın? Oğlumu bile kıldıramıyorum yani. Karımı bile örttüremiyorum ya. Yani. Çoğunun hanımının başa açık. Çoğunun kızı açık. Ya sen karına kızına laf geçiremiyorsun. Bu adam milyonlarca sarhoşu ay yaşı yola getirmiş bu evliya Allah. Sen ne konuşuyorsun ya? Ortada Halep orta arşın burada ya. Etkiye bak etkiye. Ama onlar ne diyorlar? FETÖ gibi demiyorlar. Ben ne dersem onu yap. İçki iç, dans et, Görevinden atılma. E biz o zaman da dedik buna böyle bir şey olur mu ya? Karı başını atsın memur olsun. E böyle bir fetva hoca verebilir mi ya? Kadın isterse açsın başını memur olsun. Günahını kendi bilir. Beni alakadar etmiyor yani. Memlekette özgürlük var. Ama bir alim fetva nasıl verir karını başını açta da gir oraya vazifeye? Nasıl verir ya? E verdi bunu. Verdi bunu. Evvelce vermiyordu. 40 sene evvel vermiyordu. Sonra yumuşama 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 aç durumun geldiği noktaya bak. Çünkü sen şeriatı, sünneti suyun başından tutacaksın. Kur'an, sünnet, ehli sünnet. İcma, ümmet, kıyası, bu kadar. Delillerden saptı mı bir adam? Havada uçsa uyulmaz. Suda yürüse itaat olunmaz. Çünkü Kur'an ve sünnet değil. Bizim kıyasımız buna bakın. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ne 40 sene yanında durdum. Bir şey sözü görmedim. Öbürü Abdülbark Efendi, öbürü Raşit Efendi, öbürü Sami Efendi'yi tanıyanlar hep hayatta yani. Öbür Mehmet Zahid'i tanıyor. çok hayatta insan ben hepsini tanıyorum yani. Öbürü Bediüzzaman'dı. Benim babam Bediüzzaman'a kaç kere gitti. Efendim var mı bir şey rahatsızlık? E yok yani adamlar ibadet üzere, çıkır üzere, ibadet. Haramdan sakınca, zühd üzere, takma üzere, dünyacılık yok. E biz öyle gördük. Adamın etrafındaki şöyle mi? Ya kardeşim herkesin etrafında her türlü şey var. Zındık olabilir, ajan olabilir, bozuk adam olabilir. O zatların bundan haberi olmayabilir. Allah bildirirse bilir, bildirmezse bilmez ki yani. E, gaybı bildirebilir Bildirir. Peygamber'e mucize olarak evliya keram bildirebilir. E bildirmedi de olur. bildirmedi de olur. Allah Allah. Yani Hazreti Ömer Efendimiz ya Sariye el-Cebel El ta İran'daki efendim e, Sariye e, efendim radıyallahu anh efendimize e, daha bak daha kolla arkadan düşman dağı sarmış o komutanın haberi yok. Medine'de hutbeden bağırıyor. Nihavend'ten neyse İran'daki şey şimdiki neredeyse hududu. Medine nere ora nere kaç bin kilometreden sesi duyuluyor ordu geriye dönüyor kurtuluyor. Ama Hazreti Ömer Efendimiz Allah bildirmeyince tamam mı sen? Ebu Lülü'ye geliyor arkasında safa duruyor sabah namazında hançeri saplıyor. Yani Nihavent'teki orduyu gösterince Allah oraya sesini işittiriyor. Ama Medine'de arkasında safa geliyor hançerle zehirli. Onu Allah bildirmiyor. Şehit olacaktı. Vakti gelmiş. Bildirmediği zaman bilmez. Evliya Allah kaybı bilir mi? Allah bildirirse bilir. Allah'ın bildirdiği kadar bilir. O zaman ne farkımız kaldı? Bana da rüya gösteriyor. Rüyada görüyorum yarın ne olacağını. Namaz yok, abdest yok. Böyle adamlar da var ha. Gavurların bile bazı rüyaları çıkar. Rüya işi farklıdır ha. Evliya Allah'a çok lüzum yok. Allah bazı bir gavura rüyasında bir şey gösterir. Adam ertesi gün olacağı görür, tedbir alır. Yani bunlar olabilir. Rüya alemi için konuşmuyorum. Ama Evliyaullah uyanıkken, ayıkken bu ilhamı alıyor yani. Fark burada. Ayıkken alıyor. Ondan sonra sesini duyuyorsun. 2000 bin kilometre ilerisine şey diyor. Sende böyle bir şey olmaz. Sana bir his gelir. Altıncı histir. Rüya görürsün. Bir yani ayrı bir şey. Bunda evliyalık şartı yok. Ama keramet gösterilmekte evliyalık şartı var. Ya peygamber olsan mucizedir, veli olsan kerametdir. E, hiçbir veli peygamberlik iddia etmez haşa. Hiçbir veli ben artık erdim namaz benden düştü demez haşa. Hiçbir veli bana haramlar mubah oldu demez haşa. Hiçbir veli kadından tokalaşmaz haşa. Hiçbir veli ben hasta okuyorum elliyim kadını ellersem ta haşa. Baktın gibi bir şey rahatsızlık var. Şifa da olsa fayda da olsa geç oradan çık git. Çünkü neden? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha mı? Eftaldir o kadınlara el tutmamış. Bu adam hangi o evliya olmuş da kadına tutuyor? Bunlar bizim ölçümüzdür. Müşahhas şahıslar hakkında konuşmuyorum, isim vermiyorum. Genel kaideleri kullanıyorum. Ben sana ölçü birimi veriyorum. Bu Halep'te de aynı ölçer, İstanbul'da da aynı ölçer. Sen ölçünü doğru tutarsan her yerde aynı ölçersin. Ama ölçün mezuran bozuksa her yerde bozuk ölçersin. Biz sizi Allah için uyarıyoruz. Doğruları konuşuyoruz. İlimden bahsediyoruz ha burada. E tabii ki faziletler de anlatmamız lazım. Bu mübarek gecelerde. Ama bu inkarlar bu bereketsizliği getirdi. Mübarek gecelere riayet etmemek, dualar zikirler yapmamak, cemaatlerle toplaşıp Allah'a yalvarmamak vs. Camiler beş vakit namazda açık. E beş vakit namazda efendim gelenin sayısı mahdut. Sabah namazda üç beş kişi kalmamış. Yani ruh yok, ruh. Evet açıklama yapıyorlar. Biz artık ilmi çalışacağız da bunlara cevap vereceğiz de IŞİD'e karşı da FETÖ'ye karşı da Adnancılara karşı da bilmem Mesihçilere de Mehdicilere de ondan sonra Evliya'yı da katıyor onun içine. Ya ne katıyorsun bunu bu çorba mı? Diğer cemaatla. Ne diğer cemaatla? Ehli sünnete uyan vardır, uymayan vardır. Bunun başkası yoktur. E FETÖ memleketi aldı götürdü bu. Darbe yapana kadar. Neredeydiniz? IŞİD bütün o binlerce, 20 bin, 30 bin Türk gencini, Müslüman gencini militan terörist yaparken neredeydiniz? Adnan ona, 40 senedir bu milleti ifade ederken bir şey dediniz mi? Çıtınız çıktı mı? Neredeydiniz? Daha da şey. Ha şimdi Haydarbaş meselesi. Öbürü mesela. Ebu Bekir Sıddık'a adam hakaret ediyor. Hazreti Ebu Hazreti Ömer'e neler dedi ya? Sesi var. Ben bunlara ne dergiler yazdım, ne reddiyeler yaptım. Beni mahkemelere verdi. Neredeydiniz? Şimdi şöyle çıkıyor, böyle çıkıyor. Ya kardeşim saymakla bitiremem. Saymakla bitiremem. Çünkü benim bir düzgün ölçüm var. Ben bu ölçüye vezinu bil kıstasıl müstakim diyor Kur'an. Dost doğru tartan teraziyle veznediniz. Şimdi ben bu ölçüye vuruyorum. Ameller beni alakadar etmiyor. Yani herkesin kendi ameli kendini günahsız kılıyor. Kimse peygamber değil. Onu konuşmuyorum. İtikat ve tatbikat. İnsanlara ne anlatıyor öyle ya? Kendi bir yanlış yapabilir. Ad, kendinin yanlışı efendim ben ilgilendirmiyor Allah Allah razı Ama millete sirayet eden yanlış varsa öyle ya, adama yanlış fetva veriyorsa e ben reddiye yapmam gerekiyor. Ben bu zaman kadar kimseye namaz kılmıyor diye reddiye yapmadım. Sakal tıraş ediyor diye adamın şahsına reddiye yapmadım. Karısının başı açık tanıdığım bu kadar ilahiyatçı profesör var. Yani tanıdığım derken anlıyorum resimleri rastlıyorum. Ben bunlara bir et diye yapmadım hanımı niye açık diye. Olabilir lafını geçiremeyebilir ya şimdi. E kızı niye açıktır? Olabilir yani. Ben de çocuğuma laf geçiremeyebilirim icabında. Allah'tan öyle bir bela Allah başıma vermedi kızlarımda. Ama olabilir de yani. Şimdi ne yapacağız ya? Yani? E oğlum var namaz kılmıyor. Ne yapacağım şimdi? Öldürecek miyim? Doğruyu söylersin, anlatırsın. Ben hiçbirinin özel hayatına girdim mi? Amelleriyle ilgili bir reddiye yapıldı mı? Yok. Ama sen Ebu Bek Sıddık'ın halifeliğini soruştun efendim reddedersen e bu şimdi milletin itikadını bozmaktır ya. Bu şia itikadı Kimin mahallesinde ne salyangozu satıyorsun ya? Ben bunu reddi yaparım. Yaptı mı kimse? Bir şey yok. Hayrettin Karaman neler etti ya? Ne fetvalar verdi? Ne yanlış şunmuş? Sağ Muaviye'yi sevmem, bilmem ne sahabe. Muaviye radıyallahu anh yanında on bin sahabe var. Hepsinden ayet hadis gelmiş bu bizim dinimizde. Hepsi sahih kaynakların sahi, sahipleri o sahabe sevmem falan. Ne özgürlük bu ya? Yeni şafakta atıyorsun atış Ne özgürlük? Ha sen bunlara bir reddiye yaptın. Benim hayatımda, benim memleketimde bizim mahallede Müslümanların köyü açtı. Işte, bizim mahalle diye bir şey tutturmuşlar. Şunu sevmem diye, sahabeyi sevmem diye adam açıkça hocaya yazabiliyor. Bir kişi de çıkıp ne oluyor diyemiyor. Kadın tokalaşmak serbest yazabiliyor. Nasıl tokalaş serbest ya? Bu kadar fıkıh var. Hangi kitaptan aldın? Diyen yok. Ama şimdi ben adamın sakalı kısaymış, sakalı da usturuya vuruyormuş. Bana ne? Ama bir fetva verirse bana bana çok ilgilen, beni ilgilendiriyor. Millete önderlik yaparsa. Ha bir de mesela öyle oluyor. Ben şeyhim diye çıkıyor. Fatih Nurullah mesela aynı oldu yani adam. Şeyhim diye çıkmış. Hazreti Muaviye'ye fetö diyor ya. Radıyallahu anh Ya şimdi bu, bu, bu ne, ne atlatmıştık ya. Ve ben buna durduğum zaman laneti yerim. Benim sahabeme hakaret edildiği zaman diyor, bildiği ayeti hadisi gizleyene Allah'ın meleklerinin su cinnin laneti olsun. İbn-i Maci hadisi, ben bu laneti yiyemem. Sen bu laneti yiyorsan ben bu laneti yiyemem. İsterse yeşil sarı olsun, isterse bir tutam sakalı cübbesi olsun. Beni alakadar etmiyor. Sapıtanı söyleriz. Çünkü binlerce insan mürit olmuş. Denetlensin. E, ha denetle. Bir Fatiha okut bakalım arkasında namaz caiz mi ya? Bir kere denk geldik namazı ettim ya. Bak bakalım. Ha denetleyeceksin. Ben sana denetleme demiyorum ki. Kim ne yapmış? Kardeş. Denetleyin. Bir şey demiyoruz Ama hakkı teslim edin. Ulemaya hürmet edin. Evliyaya tazim edin. Bereketlerinde tevessül edin. Yüzü su hürmetlerine Allah'a dua edin. Öyle veliler var şu Türkiye'de. Onlar olmasa zaten çaktan batmışık. Kendimden bahsetmiyorum. Ben onların ayağının tozu olamam. Kurban olayım onlara ben kurban olayım. Kıyamete kadar yaşasam hizmet ederim. Ben kimim ya? Ben kendimi kaç paralık adam olduğunu senden iyi biliyorum. Kimse beni benden iyi bilemez ki. Ama bu büyüklere de böyle terbiyesizlik yapılması da bereketi kaçırır. Bak belaları çağırır. Allah'a harbi ilan etmesinler. Asla galip gelemezler. Bu Trump'la harp yapmaya benzemez. Trump'a galip geleceğiz inşallah. Ama Allah'a kimse galip gelemez. Herkes haddini bilsin otursun aşağı bak. Bak bunu ben kaç defadır söyledim. Fiyatların artması dedim birkaç ay, tas, aylardır söyledim. İki yerde o hadis şerifi söyledim. Yani belki de bir seneye yaklaşmış. Ömer Nesefi'nin kitabında gördüm o hadis şerifi. Ve bu iyi alamet gitmiyor dedim. Sinyal veriyor dedim. Bak sinyal, 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 sinyal. Sinyal seviyesi yükseliyor. Bu iyi bir gidiş değil. Müslümanım diyenler ehli sünnete dönecekler.